Merhaba Şifte Reddet izleyenleri. Qualcomm'un yeni Türkiye Genel Müdürü Gökhan Bey ile beraber 5G oturumu gerçekleştirildi. Qualcomm biliyorsunuz işlemci, mobil işlemci üreticisi ama onun da haricinde en büyük bağlantı üreticilerinden biri. Hem 3G'de hem 4G'de hem LTE Advanced'da çok önemli bir marka. Pek çok üreticiye destek veriyor. Yani mobil bağlantı dediğimizde global olarak Qualcomm hemen akla geliyor. Peki 5G ne zaman hayatımıza girecek? 5G hayatımızda neleri değiştirecek? Bunların hepsini Gökhan Bey'e sorduk. Dilerseniz Gökhan Bey ile röportajımıza başlayalım. Bugünkü konumuz genelde 5G üzerineydi. LTE Advanced ülkemizde 4.5G diye 4.5G diye uzun zamandır hayatımızda. Peki 5G ortalama ne zaman gelmesini bekliyorsunuz ve geldiğinde hayatımızda neler değişecek? Çok güzel bir soru. Aslında ne zaman geleceğiyle alakalı soracağınız doğru parti operatörler olurdu. Dolayısıyla bunun net bir cevabı yok. Ama benim kişisel tahminim çok kısa bir zaman içerisinde 5G'nin gelmeyeceği yönünde. Çünkü hatırlarsanız 4.5G'nin lansmanını biz dünyaya göre daha geç yaptık. Ve bugün 4.5G ile ulaştığımız, son tüketiciye sağladığımız faydalar gayet ortalamanın, global ortalamaların da üzerinde. Peki 5G ile alakalı nasıl faydalar bekliyoruz? Şimdi 5G ile ilgili faydaları aslında ana 3 katman üzerinden görebiliriz. Birincisi, doğal olarak daha fazla frekans kullanılacağı için daha fazla kapasite ve daha fazla hız beklentisi var. Burası birinci katman. İkinci katman ağırlıklı olarak gecikmenin kritik olduğu çok riskli senaryolarla alakalı. Bunlardan bir tanesi sürücüsüz araba kullanımı gibi. Üçüncüsü de masif IoT dediğimiz, bugün 4G ile destekleyemediğimiz bazı senaryoların 5G ile destekleneceği teknolojiler. Dolayısıyla sadece akıllı telefonlar veya PC'ler gibi görmemek lazım, mobil cihazlar gibi görmemek lazım. 5G'nin getireceği avantajlar daha farklı ürün kategorilerinde destekliyor ve etkili olacak ki bunlardan en önemlisi IoT. Qualcomm özellikle bağlantı teknolojilerinde hem 3G'de hem 4.5G'de 4G'de önce oldu. Şu anda da hani pek çok mobil cihazda bağlantı teknolojileri noktasında Qualcomm kullanılıyor. Hani işlemci üreticisi farklı bile olsa chipset tarafında, bağlantı modem tarafında Qualcomm destek veriyor. 5G ile ilgili de sizin çalışmalarınızda bunun devamı olacak diyor musunuz? Hani Qualcomm yine bu noktada öncü olacak mı? Önce olacağımızı düşünüyoruz. Evet, yani 3G'de ve 4.5G'de olduğu gibi 5G'de de önce olacağız. Hem patent tarafında hem de yaptığımız geliştirmeler tarafında ve yaptığımız dünyada, globalde yaptığımız testler tarafında bunu net bir şekilde görebilirsiniz. 5G tarafında zaten hali hazırda lanse ettiğimiz bir modem ailesi de var. X50, X50 başlığı altında. 2019'da bu işlemcinin desteklediği cihazları da, akıllı telefonları da pazarda görmeye başlayacağız. Evet, yani 5G'yi çok önemsiyoruz. 5G'nin desteklediği farklı senaryoların olduğunu bugünden görebiliyoruz ki bazı göremediğimiz farklı senaryolar da olabilir. Bu konudaki çalışmalarımız çok net bir şekilde global tarafta detaylı bir şekilde yapılıyor. Bunun yansımalarını da zamanla Türkiye'de de göreceğiz. Türkiye yaklaşık 2 senedir 4.5G kullanıyor aktif olarak. LTE Advanced teknolojisini iyi bir noktada yakaladık. Hani tam sistem Kesinlikle. oturup hızlandı, Kesinlikle. çilesini çekmedik diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi bu noktada 4.5G, X16 ve X20 LTE modemleriyle beraber gigabit seviyeleri çıktı. Çıktı. Önümüzdeki dönemlerde mesela 1.5 gigabit gibi hedefler var mı? Yoksa hani 5G'ye kadar bu hızlar yeterli olacak mı? Şu anki öngörebildiğimiz hızlar 1.2 saniyede 1.2 GHz 4G ile alakalı. Daha fazla hız olabilir mi? Onu zamanla göreceğiz. Şu anki planımız gigabit LTE dünyasında 1.2 ile sınırlı. Ama 5G ile beraber bu 1 GHz hızlarının katmanlarını görüyor olacağız. Belki ilk partide bunları görmeyeceğiz. Çünkü ilk partideki temel hedef hızla alakalı olmayabilir. Çünkü saniyede 1 GHz gerçekten çok hızlı ve çok fazla ihtiyacı görebilecek bir hız.
Ama zamanla hız tarafında gelişmeleri 5G tarafında göreceğiz. Fakat gigabit LTE tarafında hız artar mı? Onu zamanla göreceğiz. Şu anda 1.2'de kalacağız gibi gözüküyor. Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz globale göre hız noktasında? Hani şu an 100 Mbps'leri görüyoruz. Şahane buluyoruz. Bunu şahane bulmanın temelinde de aslında yapılan araştırmaları referans gösterebilirim. Az önceki sunumumda da bahsettiğim gibi Türkcell'in yaptığı bir basın bülteni var. Orada da farklı ülkeler ve operatörlerle ilgili karşılaştırmaları görebiliyorsunuz. Bugün açıklamalarına göre 50 megabit, saniyede 50 megabitin ortalama üstünde bir hız görüyor Türkcell müşterileri. Bu global ortalamaların gayet üstünde. Yani sonuç olarak bugün infrastructure olarak Türkiye'de iyi bir noktadayız. Coverage de gayet iyi. Sadece hızla alakalı 5G'ye gitmek çok büyük bir öncelik değil. 5G'nin önceliği hız tarafında değil, daha farklı alanlarda ki onları da daha önce beraber konuştuk. Değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle, her zaman. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.